Bana kimse bir şey yapamaz. Kimse aileme bir şey yapamaz. Bana kimse bir şey yapamaz. Bana kimse bir şey yapamaz. Kimse aileme bir şey yapamaz. Bana kimse bir şey yapamaz. Kimse aileme bir şey yapamaz. Warner Robins, Georgia. Ağustos 1985. Güzel, hadi. İyi miydi? Kolunu tamam. Geri çek, takip et, tamam mı? Tamam, kol geride. Evet, işte böyle. İşte böyle değil mi? Harika, güzel. Aferin. Pekala. Jerry Glazer etrafında çok iyi tanınan ve sevilen biriydi. Warner Robins hava üstünde bir elektrikçiydi. Hadi, gidip köftelere bakalım. Tamam, güzel. Zengin sayılmazlardı. Orta direkt bir aileydi ama iyi yaşıyorlardı. Görebildiğimiz kadarıyla iyi bir aile gibiydiler. Birbirleriyle iyi anlaşıyorlardı. David, kardeşine yardım eder misin? Tamam. Teşekkür ederim. Benimki biraz pembe kalacak, biliyorsun değil mi? 18 yıldır evliyiz ve bana hala güvenmiyorsun. Teşekkür ederim Bay Glazer. Rica ederim Bayan Glazer. Jerry ve Dorothy sevgi dolu bir ilişkiye sahipti. İki çocukları vardı. 15 yaşında bir erkek ve 13 yaşında bir kız. Birbirlerine çok yakın bir aile gibiydiler. Harika. Başlayın bakalım. Barbekü yapıyor, maçlara gidiyorlardı. Bu aile pek çok şeyi sevgi dolu bir şekilde birlikte yapıyordu. Çok lezzetli görünüyor. Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Bir gencin metabolizması. O günleri özlüyorum. Ben de. Gerçekten mi? Bu iğrenç. Bu yıl Northside şampiyon olabilir. Evet, bence de. Yeni bir oyun kurucu var. Adı neydi onun? Clay Phillips. Evet. O çocuk gibi pas atanı görmedim. Eyalet şampiyonasına katılırlarsa gideriz. Kesinlikle. Şuna bakın. Sonunda biri yola gelmeye başlamış. Amerikan futbolunu seviyorum. Ne zamandan beri? Jake Fanning takıma katıldığından beri. Jake Fanning mi? O beyzbol oynamıyor muydu? Bu yıl ikisi de oynuyor. İsterseniz bir numaralı hayranı size anlatabilir. Sussana David. Artık ondan hoşlanmıyorum bile. Bu iki hafta önceydi. Evet, erkekler etrafında dolaşmaya başladığında dikkatli olmaları gerek. Onları izliyor olacağım çünkü. Tanrı yardımcımız olsun. Ailesinin güvenliği 41 yaşındaki Jerry Glazer için her zaman bir numaralı öncelik olmuştu. Ve Warner Robins de birbirine yakın asker aileleri için bunu yapmak her zaman kolaydı. Ancak 1985 yılının sonbaharında bu güvenlik hissi sınanacaktı. Bir ay önce. Define Avcıları'nı daha izlemedin mi? Çok güzel bir film. Annem bizi sinemaya götürmezse babama sorarım. Tamam, bu gece onlara sorarım, yarın sana haber veririm. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Harika. Umarım David'in sersem arkadaşlarından biri değildir. Yaşındaki kızları Jennifer tanımadığı birini görmüştü. Çok korkup hemen hala işte olan babasını aradı. Baba! Baba lütfen eve gel! Lütfen! Çabuk! Lütfen! Jerry hemen Warner Robins polisini aradı. Ama polisler geldiğinde yabancı gitmişti. Bunun üzerine polisler röntgenciyi bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Teşekkür ederim memur bey. İyi günler. Merak etme tatlım. Bu tuhaf adam kimse sana zarar vermesine asla izin vermem. Gözleri. Bana bakışı.
Evet, biliyorum, biliyorum. Bunun için üzgünüm ama bana güven, polis bununla ilgilenecek. Tamam mı? Onu yakalayacaklar. Bu olay Jerry'i çok üzmüştü. Endişeleniyordu her baba gibi. Mahallesinde yaşanan şeyler onun canını sıkmaya başlamıştı. Ne gece değil mi? Zavallı Jennifer. Evet, biraz uyumak istiyorum. Kilitleri değiştirsek mi, ne dersin? Jerry, silahlardan hoşlanmadığımı biliyorsun. Kimse aileme zarar veremez. Aradan bir ay geçmişti ama röntgenci bulunamamıştı. Jerry ve ailesi başka şeylerle ilgileniyordu. Buster Eagles! Yağmur çok hızlandı. Her yıl 2 ayında Warner Robins Northside'ın maçları olur ve şunu söyleyebilirim. Warner Robins şehrinin 1/4'ü neredeyse o maçlara giderdi. Sence bu yağmurda oynayacaklar mı gerçekten? Evet, oynayıp kazanacaklar. Evet, bu sene eyalet şampiyonu olacaklar, hiç şüphem yok. Özellikle Jake oyun kurucuyken. Tanrım. Tatlı için hala yerim var. Aa, tamam, sen ye. Hadi ama, sana da bir şeyler getireyim ha? Hayır hayır, bana bu kadar yeter. Tamam. Benimle tatlı almaya gelmek isteyen var mı? Ben gelirim. Limonlu tatlıları varsa. Kesinlikle. Ben burada Dorothy ile kalacağım, kuru olan yerde. Evet, iyi fikir. Pekala, hadi gidelim. İyi eğlenceler. Glazer ailesi maça gitmeye hazırlanırken şehrin diğer tarafındaki evlerinde onları bekleyen biri olduğundan habersizdi. Soğutucuyu ben alırım baba. Tamam evlat, harika. Teşekkür ederim. Önemli değil. Sağ ol. Tam ayrılmak üzereyken bir sorun çıktı. Tatlım, iyi misin? Pek iyi hissetmiyorum. Tanrım, maça gelebilecek misin peki? Emin değilim. Tamam. Pekala, hazır mısınız? Sanırım bir sorunumuz olabilir. Çocuklar annenizi eve götürsem iyi olur. Kendini iyi hissetmiyor. Biz de gelmek zorunda mıyız? Bu eve dönüş maçı. Onları biz getiririz. Sorun değil. Evet, bırak onlar kalsın. Tamam, ama teyzeniz ve eniştenizin yanından ayrılmayın. Tamam. Anne, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler, sizi seviyorum. Görüşürüz. Maçın tadını çıkarın, Buster Eagles. Akşamını mahvettiğim için üzgünüm. Tamam, merak etme. Maçı radyodan dinleriz. En önemli şey senin iyi olman, değil mi? Galiba ben biraz uzanacağım. Tamam. Yatak odasından sana battaniye getireyim. Teşekkür ederim.
Ekim 1985. Warner Robins, Georgia. Bu yağmurda oynayabilecekler mi gerçekten? Evet, oynayacaklar ve kazanacaklar. Dorothy kendini iyi hissetmeyince o ve kocası için gece erken bitmiş oldu. Sanırım bir sorunumuz var. Eve geldiklerinde Dorothy dinlenmek için uzanırken Jerry yukarıdaki yatak odasına çıktı. Bir kurşun kafasını sıyırmıştı. Hayır. Aman tanrım, her şey bitti diye düşünüyordu. Çünkü kafasına bir silah dayandığında bu yolun sonu demektir. Saldırgan paniğe kapılıp yatak odasından kaçtı. O anda Jerry 38 kalibrelik silahını koyduğu yere gitti. Silahını aradı ama orada değildi. Dorothy! Jerry! Dorothy! Jerry! Jerry, bir adam vardı, siyah giyinmişti. Kapıdan sen iyi misin? Çıktı, yaralandın işte mı? Aman tanrım, vurulmuşsun sen. Jerry, sen iyi misin? Otur, otur lütfen, otur. Kanamam var. Aman tanrım, aman tanrım, ambulans çağıracağım, tamam mı? Sen burada otur. Tamam, sen bekle. Jerry hastaneye götürüldü. Bu arada Warner Robins polisi eve gelip etrafı araştırmaya başladı. İçeri girdiğimde yerde bazı kırmızı noktalar fark ettim. Bunlar kandı. Mutfaktaki telefonda, yatak odası döşemesinde, silahı sakladıkları yatak odası rafında da kan vardı. Polis az sayıda kanıt bulabilmişti. Jerry ile Dorothy birkaç saat sonra eve döndüğünde onlarla konuştular. Jerry çok şanslıydı. Kurşun kafasını sıyırıp geçmişti. O gece kafasında bir sargıyla eve dönebildi. Pekala, siyah kapşonlu bir mont giyiyordu, siyah eldivenleri ve mavi kot pantolonu vardı, değil mi? Evet. Peki bu saldırgan iri yarı mıydı? O kadar iri yarı değildi. Evet, ortalama boydaydı. 1.70-1.75 civarında. Jerry birinin kendine neden saldırdığını bilmiyordu. Her zaman insan içinde olan sevgi dolu bir babaydı. Bu olay bir hırsızlık olmalıydı. Tek seçenek bu görünüyordu. Ama evden hiçbir şey çalınmamış gibiydi. Açıkçası eve zorla girilmediğini fark ettik. Sizden ve çocuklardan başka anahtarı olan biri var mı? Kız kardeşim nerede var? Ama kocasıyla bütün gece maçtaydılar. Bunu yapabilecek herhangi biri aklınıza geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Hayır. Yaklaşık bir ay önce bir olay yaşanmıştı. Devam edin. Kızımın penceresinin dışında bir adam vardı ve onu izliyordu. Bunu polise bildirdim. Evet. Affedersiniz. Bütün evi aradık ve silaha dair hiçbir şey bulamadık. Onun komodin çekmecesinde olduğuna emin misiniz? Evet, evet. Çocuklarınızdan biri silahı almış olabilir mi peki? Hayır, hayır. Silahtan haberleri bile yok onların. Çocuklar. Onlar nerede? Kardeşimin evindeler. Sanırım biz de bu gece orada kalsak iyi olur. Tamam. Bu kesinlikle iyi bir fikir Bayan Glazer. Birkaç eşya alır mısınız? Aa, evet, iyi fikir. Teşekkür ederim. Hemen dönerim. Tamam. Jerry aptal değildi. Kanıtlara bakınca bunun ters giden bir hırsızlık olmadığını anlamıştı. Biri özellikle onu öldürmek istemişti. Jerry'nin silahı kayıpken polis onun kendi silahıyla vurulma olasılığını düşünmek zorundaydı. Olaydan sonra Jerry'nin karakteri değişti. Etrafında olan ve tanımadığı herkesten korkmaya başlamıştı.
Baba. Baba. Jerry birinin geri dönüp ona yeniden zarar vereceğinden korkuyordu. Bu yüzden bir 357 Magnum tabanca aldı. Bu silahı olmadan gittiği her yerde çok korkuyordu. Baba baksana. Bu sana iyi gelir diye düşündüm. Evet. Teşekkürler. Önemli değil. Baba, bu silah gerçekten de gerekli mi? Oğlu ve kızı endişeliydi. Davranışları daha da paranoyak hale gelirken sürekli silah taşıyordu. Çocuklar da korkmaya başlamıştı. Jerry dışa dönük, çocuklarının ve ailesinin hayatına sık sık dahil olan, çevredeki insanlarla haşır neşir biriyken çoğunlukla kendi içine kapanan birine dönüşmüştü. Çok değişmişti. Ailesi onu rahatlatmaya çalışırken saldırgan hala yakalanamadığı için Jerry birinin peşinde olduğu düşüncesinden kurtulamıyordu. Alo. Alo. Telefondaki nefes alıp verme sesini duyunca çok korkmuştu. Hem de çok. Bir saldırı atlatmıştı. Başka bir saldırıda hayatta kalamayacağını düşünüyordu. Warner Robins, Georgia. Yıl 1985. Evinde vurulduktan 5 gün sonra zaten paranoyak bir babaya dönüşen Jerry Glazer'a rahatsız edici bir telefon geldi. Alo. Alo. Biri aramış, telefondaki derin nefes alıp verme seslerinden sonra da kapamıştı. Ve elbette Jerry birinin peşinde olduğunu, onun işini bitirmeye geleceğinden emin oldu. Ne zaman aradı? Gece saat 2 civarı. Hatırlayamıyorum. Biri beni öldürmeye çalışıyor. Ah, bir şeyler iç. Bir şey söyledi mi? Sadece derin derin nefes alıyordu, dalga geçer gibi. Pekala. Bizimkiler bir dinleme cihazı kursun. Bir şey olursa, her ne olursa olsun bize haber verin, tamam mı? Mutlaka irtibatta olalım. Teşekkür ederiz. Bakın, size söylüyorum. Biri beni öldürmeye çalışıyor. Güven bana Jerry. Sana bunu yapan adamı bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yine konuşuruz. Çoktan paranoyak olmuştu. Depresyondaydı. Kimseye güvenmiyordu. Garip bir hal almıştı. Aile Jerry'nin etrafında çok dikkatli dolaşmak zorundaydı. Ve bu daha önce hiç yapmak zorunda kalmadıkları bir şeydi. Jerry! Jerry, benim, silahı bırakır mısın? Jerry benim, Dorothy, silahı bırak. Jerry. Benim, silahı bırak. Benim. Üzgünüm. Silahı bırak. Üzgünüm. Her şey yolunda. Tamam canım. Seni tamam. Başka biri sandım. Her şey yolunda. Üzgünüm. Merak etme. Gerçekten. Her şey yolunda. Korkma. Tamam, üzülme. Tamam canım. Tamam. Jerry uykusuzluk yaşıyordu. Yaptığı şeylerin farkında değildi. Önünde duran kişiyi bile fark edemeyecek, tanıyamayacak durumdaydı. Kendinde değildi.
Jerry'nin zihni adeta parçalanıyordu. Ancak röntgenci olayından bir ay sonra polis nihayet bir şüpheliye ulaştı. Jerry'yi öldürmeye çalışan kişi aynı adam olabilir miydi? Yerel polis, bölgedeki evleri izleyip röntgencilik yapan bir şüpheli bulmuştu. Ronald tutuklandı. Glazer ailesi polisin bu işe karışan kişiyi yakaladığını düşünüyordu. Silahlı saldırganın tarifine bile uyuyordu ve polisin doğru kişiyi yakaladığına inanmışlardı. Hey, bu uzun sürecek mi? Çünkü yapmam gereken başka işler de vardı. Pekala Ronald, hemen konuya gelelim. 4 Ekim akşamı neredeydin? Beni buraya başka bir şey için getirdiniz sanıyordum. Sadece soruya cevap ver Ronald. Bir düşüneyim. Ben arkadaşımın evindeydim. Öyle takılıyorduk. Bilirsiniz işte. Peki bu arkadaşın kim? Onu da düşünmem gerekiyor. Bir saniye. 4 Ekim dediniz değil mi? Ah, benim hatam. Evdeydim o gün. Televizyon izliyordum. Bunu doğrulayabilecek biri var mı? Yalnızdım. Anlattığı tutarsız şeyler kesinlikle şüpheli görünüyordu. Ancak onun Jerry'ye yapılan saldırının şüphelisi olduğunu söylediklerinde açıkça söylediği bir şey vardı. Bununla kesinlikle ilgim yok. Ama daha önce Glazer'ların evine gitmiştin değil mi? Kızlarını gözetlemek için. Bu doğru değil mi? Sadece bakıyordum. Yemin ederim. O silahlı saldırıyla hiçbir ilgim yok. Dedektifler öne sürdüğü mazereti incelediler ve anlattıklarında bazı gerçekler bulunduğunu fark ettiler. Beraber olduğunu söylediği tanıklarla konuşmaya başladık. Ve olayın yaşandığı gün, Glazer ailesinin evi yakınlarında olmadığı doğruydu. Bu yüzden onu serbest bıraktık. Komşunuz Ronald'ı röntgenci olarak teşhis etti. Ayrıca kızınızın verdiği tarife de uyuyor. Yani bu konudaki aleyhine suçlamalar devam ediyor. Ama hala onu silahlı saldırıyla ilişkilendiren bir şey yok. Ama onu izliyoruz. Peki telefonlar? Ne yazık ki hepsinde ankesörlü telefonlar kullanılmış. Bu da bize fazla ipucu vermiyor. Yani elinizde hiçbir şey yok. Açıkçası dürüst olmam gerek. Keşke daha çok şey olsaydı. Ama bu adamı yakalamaya kararlıyız. Ronald'ın silahlı saldırı olayının şüphelisi olmadıklarını öğrenmek onların moralini çok bozdu. Jeremy birinin kendisinin peşinde olduğuna dair daha da endişeli ve paranoyak hale gelmişti. Davranışları bozulmuştu. Tamam. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Jerry'nin dinlenmesi gerek. Bayan Glazer. Sanırım Jerry'nin yardım alma zamanı geldi. Bu adam en iyisidir. Ona sizi benim gönderdiğimi söyleyin. İyi haberler duymaya ihtiyacımız var. Umarım yakında bunları duyacaksınız. Nell doğum gününü çok büyütmememizi söyledi. Belki küçük bir yemek daveti yaparız. Sevdiği bir İtalyan restoranında olabilir. Eğlenceli olmaz mı? Ne diyorsun? İyi fikir değil mi? Umarım hepiniz acıkmışsınızdır. Beni yakalamaya çalışıyor. Biri beni öldürmeye çalışıyor. Jerry gerçekten çok yorgundu. Yeterli beslenmiyordu. Dağılmış durumdaydı. Polis de onun bir psikiyatrist yardımı almasını tavsiye etmişti. Jerry, hemen gelecek hafta için bir program oluşturmak istiyorum. Artık tanıştığımıza göre ofise gelmek artık senin için daha rahat olacaktır. Belki. Jerry, silahını bir süreliğine kaldırmanı isteyebilir miyim?
Yapamam. En azından 2 haftalığına. Zihinsel durumunu, uykusuzluğunu düşünürsek bu silahla dolaşmanın iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Ya adam geri gelirse? Bunu biraz düşün, olur mu? Ve bir kafa travması uzmanıyla görüşmeni de kesinlikle tavsiye ediyorum. Kafa travması uzmanıyla görüşmeye gittiğinde saldırı sonucu hafif bir sarsıntı yaşadığı söylendi. Bunun yaşadıklarıyla ilgisi olabilirdi. O gün eve giderken kendini daha iyi hissediyordu. Bu Dorothy'nin de daha iyi hissetmesini sağladı. İşler iyiye gidiyor gibiydi. 1 hafta sonra. Tekrar yatakta yanımda olman çok güzel. Evet, geri dönmek güzel. Belki bir yolculuğa çıkmalıyız. Sadece ikimiz. Florida'ya ne dersin? Evet, güzel olur, evet. Sana da çok iyi gelir. Tamam. İyi geceler canım, seni seviyorum. Ben de seni. Canım açma. Jerry. Alo. Beni rahat bırak. Aynı şey oldu. Arayan hiçbir şey söylemedi. Ve biraz ilerleme kaydetmiş gibi görünürken yine başa dönmüşlerdi. 25 Ekim 1985. Bu da mı anksiyonlu telefonmuş? Evet öyle. Buna inanamıyorum. Peki ya Ronald? O bir sapık olabilir ama bir katil olduğunu düşünmüyoruz. Ronald'ı incelemişlerdi. Onu izlediler, bazı insanlarla konuştular. İyice araştırdılar. Ve onu silahlı saldırıyla ilişkilendiren hiçbir şey yoktu. Böylece şüpheli listesinden çıkarıldı. Jerry, bence silahını bana vermen akıllıca olur. Yapamam. Kendine ya da sevdiğin birine zarar vermenden korkuyorum, tamam mı? Beni vuran kişi geri dönecek. Ve bunun için hazır olacağım. Kimse bana bir şey yapamaz. Kimse aileme zarar veremez. Jerry sadece kendisi için değil, ailesi için de tehlikeli hale gelmişti. Silahını almalarına izin vermiyordu. Kimse aileme zarar veremez. Kimse bana zarar veremez. Kimse aileme zarar veremez. Hiç kimse bana bir şey yapamaz. Aileme zarar veremez. Polisler her ipucunu değerlendirdiklerini söylerken aslında Jerry Glazer için en büyük tehdidin kendisi olabileceğinden endişe etmeye başlamışlardı. Bu durum saldırıdan 4 hafta sonraya, 31 Ekim 1985'e kadar da devam etti. Tamam, orada kalın. Hemen geliyoruz. Glazer ailesinin evinde yine silahlı saldırı olmuş. Gidelim. Bu da ne böyle?
Jerry Glazer vurulmuştu. Dedektifler emin değildi. Onu silahlı saldırgan vurmuş olabilirdi. Kendini savunurken vurulmuş ya da intihar da olabilirdi. Ne yazık ki polis ne olduğunu sormadan önce ölmüştü. Polis Dorothy ve Jerry'ye telefonların geldiğini biliyordu. Bir ay önce silahlı bir saldırı yaşanmıştı. Bunu yapan kişinin yabancı bir saldırgan olduğunu düşündüler. Ancak Dorothy Glazer'la konuştuklarında daha şoke edici bir gerçekle karşılaştılar. Yatak odasına gittim çünkü uyuduğunu sanıyordum. Uyanık mı diye görmek için yanına yattım. Uyanıktı. Ama sanki uyanık değilmiş gibiydi. Kendinde değildi. Sonra silahını bana çevirdi. Ona Jerry dedim, benim, bana bak. Benim dedim. Benim Dorothy. Silahı uzaklaştırmaya çalıştım. Ama ateş aldı. Silah ateş aldığında onu kim tutuyordu? Ben... ikimiz de tutuyorduk. Beni vuracağını sanmıştım. Olaydan sonra bir adli tıp incelemesi oldu ve adli tabip her şeyin nasıl olduğunu dinledikten sonra bunun kaza olduğuna karar verdi. Teşekkür ederim. Umarım zavallı adam artık huzur bulmuştur. David, çok üzgünüm. Jennifer, çok üzgünüm. Dorothy, kalbimiz sizinle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Glazer ailesi için bu 2 aylık dehşet dolu bir dönemin sonu haline gelmişti. Bu kederle birlikte her şeyin zamanla kapanmasını umut ediyorlardı. Aylar boyunca başka bir iz çıkmadığı için dedektifler daha acil ve önemli işlerle ilgilenmek zorunda kaldı. Ta ki 5 yıl sonra yeni ve çok ilginç bir ipucunu ortaya çıkarana kadar. Affedersiniz. Danışmadakiler sizinle konuşmamı söyledi. Ne için? Bir kiralık katil olayını bildirmek istiyorum. Seni sonra ararım. Hayır. Jerry Glazer'ın kazara vurulmasından 5 yıl sonra Warner Robins Georgia'daki polisler şaşırtıcı bir ipucuyla karşılaştılar. Bir kiralık katil olayını bildirmek istiyorum. Seni sonra ararım. Ne anlatacaksınız? Teyzem geldi ve yardımına ihtiyacım var dedi. Ben de tabii ne istersen dedim. Bunun bir aile meselesi falan olduğunu düşündüm. Ve sonra benim için birini öldürmen gerekiyor dedi. Kimi? Kız kardeşinin kocası Andy. Neden onu öldürmeni istedi? Hayat sigortası parası için. Bana da büyük bir pay vereceğini söyledi. Tamam, teyzenin adı ne? Dorothy. Dorothy Glazer. Polis Dorothy Glazer ismini yakından tanıyordu. Ama 1985 yılında kocasını yanlışlıkla vuran kadın şimdi ismini duydukları kişi olabilir miydi? Dedektifler 5 yıl önce silahlı bir ölüme karışmış olan bu kadının şimdi kayınbiraderini öldürmek için birini tutmaya çalıştığını öğrenmişti. Sanırım bir sorunumuz olabilir. Eğer bu söylenti doğruysa, Jerry'nin ölümündeki koşulların tekrar sorgulanması gerekecekti. Dedektifler Bobby'nin hikayesinin doğruluğunu ve
Dorothy ile ilgili gerçekleri öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Her şey çok geç olmadan. Onu duyuyor musun? Gayet açık. Elbette bu iddia için kanıt gerekiyordu. Bobby işbirliği yapan bir tanıktı. Ona bir mikrofon taktık ve böylece yaptıkları konuşmaları duyabilecektik. Sonra onun Dorothy ile buluşmasını sağladık. Peki planın tam olarak nedir? Bunu başarısız bir soygun gibi göstereceğiz. Kimse anlamaz. Bilmiyorum. Ya bir şeyler ters giderse? Bak, seni anlıyorum, gerginsin. Ama bana güven. Ne yaptığımı biliyorum. Bunu daha önce de yaptım. Jerry'di. Dorothy'nin kocasını öldürmek için geçmişte plan yaptığını itiraf etmesi kayıtlara geçmiş oldu. Dorothy konuşmaya devam etti. Dorothy maça gittiklerini, eve döndüklerini ve birisini o sırada evde olması için tuttuğunu anlattı. Ben yatak odasına gidip sana battaniyeyi getireyim. Teşekkür ederim. Ve tuttuğu kişi Jerry içeri girdiğinde onu öldürecekti. O zaman birini tutmuştum ama işini bitiremedi. Ben de kendim hallettim. Ne yaptın? O ilk olaydan sonra bütün bir ay boyunca polisi, komşuları, arkadaşlarımı Jerry'nin aklını kaçırdığına inandırmaya çalıştım. Biri onun peşindeymiş gibi sanki. Dorothy onu öldürmeden önce bir ay boyunca Jerry'ye psikolojik bir travma uygulamış ve onun olan biten her şeye karşı büyük bir paranoya geliştirmesine sebep olmuştu. Beni rahat bırak. Jerry'ye tuzak kurup onu psikolojik bir cehennemin içine çekmişti. Çok kolay oldu. Dorothy bir ay boyunca kocasına cehennemi yaşattıktan sonra onu öldürmeye karar verdi. Ve onu kendi silahıyla karnından vurdu. Bütün her şeyi o planlamış. Pekala, gidelim. Yani Jerry'nin ölümü bir kaza değil miydi? Merak etme. Bir kere kurtuldum. Yine kurtulabilirim. Dorothy Glaser, bizimle gelmen gerekiyor. Gidelim. Bana tuzak mı kurdun? Aşağılık serseri. Ellerini masaya koy. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey... Hata yapıyorsunuz. Mahkemede aleyhine delil olarak kullanılabilir. Eğer avukat tutmaya paran yetmezse sana bir avukat verilecektir. Polis için bu tatminkar bir başarıydı. Yıllar boyunca polisten daha akıllı olduğunu düşünüp paçayı kurtardığını düşünmüştü. Sanki bir suç ustası gibi. Şimdi de bir sürü detayı itiraf ederek kendi mezarını kazıyordu. Dorothy, savcılığın elde edebileceği en iyi tanıktı. Onu hapse sokan şey, kasetteki o sözleri oldu. Hem de yıllar boyunca polisten akıllı olduğunu, kusursuz suçu işlediğini düşünmüşken. Onu hapse sokan şey düşük çenesi oldu. Dorothy'yi tutukladıktan sonra Bobby ile yapmaya çalıştığı cinayet planını itiraf etti. Ama Jerry cinayetini itiraf etmedi. Sadece Bobby'yi rahatlatmaya, onu sakinleştirmeye çalıştığını, bu planı uygulamakta bir sorun olmayacağını anlatmaya uğraştığını iddia etti. Polis hikayesine inanmadı. Polis onu hemen Bobby'yi içine çekmek için uğraştığı komployla suçladı. Ama onu 5 yıl önceki Jerry cinayetiyle de suçladılar.
Ne yazık ki ilk olaydaki saldırganın kim olduğunu öğrenemedik. Saldırgan her kimse. İddia makamı Dorothy'nin ona Jerry'nin silahını nerede bulacağını söylediğini düşünüyordu. Ve Jerry kendisine yeni bir silah alırken aslında kendi cinayet silahını aldığından habersizdi. Dedektifler Dorothy'nin Jerry'yi 250 bin dolarlık sigorta parası için öldürdüğüne inanıyordu. Jerry'nin öldürülmesinden eline geçen bütün parayı bitirmişti ve daha fazlasına ihtiyacı vardı. Dorothy, Bobby'den kayınbiraderini Jerry'yi öldürmesiyle aynı sebepten ortadan kaldırmak istedi. Yani sigorta parası için. O ne istediğini bilen ve bunun için hiçbir şey yapmaktan çekinmeyen komplocu, entrikacı bir kadındı. Mutlu değilse onu boşasaydı. Tanrı'nın o adamı dünyaya göndermesi için bir sebep vardı. Onun hayatını almaya hakkı yoktu. Bu yüzden onun açgözlü bir şeytan olduğunu düşünüyorum. 20 Ağustos 1993'te Dorothy Glaser kasten cinayet, cinayete teşebbüs ve plan yapmaktan suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. O normal bir kadın gibi görünüyordu. Bir eş ve anneydi. Ve içinde herkesten sakladığı şey, kötülük ya da her neyse, gerçekten çok büyük ve güçlü bir şeydi. 18 yıldır evliyiz ve bana hala güvenmiyorsun. Teşekkür ederim Bay Glaser. Rica ederim Bayan Glaser. Jerry Dorothy ile 18 yıldır evliydi. Çoğu evlilikte olduğu gibi eşine tamamen güveniyordu. Ama eşi ona ihanet edip kocasının paranoyak hale gelmesine neden oldu. Ve Jerry'nin ölmesi için haince bir plan yaptı. Dehşet verici bir plan. Bu gerçekten trajik bir şey. Jerry yaşadığı çevrenin iyi ve güvenilir bir üyesiydi. Ama sadece evlenmek için yanlış kadını seçmişti.